Ulusal kanalın dijital platforma alınmaması, onun dışında tutulmasının ticari değil, sektörün kendi doğal işleyişi içerisinde değil, siyasi olduğunu düşünüyorum. Ulusal kanalın Digitürk yönetimi tarafından yayın platformuna alınmaması RTÜK açısından da kabul edilemez. RTÜK üyesi Süleyman Demirkan, Digitürk'ün ulusal kanal ambargosuna tepki gösterdi. Ulusal kanalın kamu hizmeti verdiğini belirten Demirkan, Digitürk Genel Müdürünü bu konuda uyardığını da hatırlattı. Ulusal kanal bir demokratik mücadele veriyor. Kamusal bir görev yapıyor. İddiası var. Koşulları yerine getirdiği takdirde mutlaka o platformda yerini alması gerekir diye düşünüyorum. Ben bunu hatta bir toplantıda karşılaştığım Digitürk Genel Müdürlüğü'nde de söylemiştim. Bu görüşümü koruyorum. Demirkan, ambargonun ticari ya da hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapıldığını vurguladı. Ulusal kanala böyle ötekileştirici, dışlayıcı bir yaklaşım muhalefet ediyor diye ulusal kanal veya bir başka kanal ekonomik ve ticari gerekçeler, hukuki gerekçeler bir tarafa bırakılarak siyasi gerekçelerle dışlanması kabul edilemez. RTÜK'ün tarafsız ve adil bir yayımcılık konusundaki sorumluluğunun altını çizen Demirkan, ayrımcılığa karşı tarafsız kalamayacaklarını kaydetti. Radyo Televizyon Üst Kurulu sürekli vurguladığım gibi anayasal, bağımsız, özel bir kamu otoritesidir. Düzenleyici, denetleyici. Düzenleyici ve denetleyici niteliği asli görevleri çerçevesinde üstüne düşen sorumluluğu hizmeti yapmak durumunda. Hukuki bir sorun yoksa biz yayıncılığın adil olmasından, kamu çıkarını yönünde olmasından yana tavır almak, tavır takınmak zorundayız. Yayıncılar olduğu için RTÜK var. O yayın kuruluşları olmasa RTÜK de olmazdı. RTÜK kurumsal olarak çalışanları, başkanı, üyeleri bunu unutmamalı, unutamaz.